Medya ve Din programına hoş geldiniz. Terör eylemleri kadar bu eylemleri gerçekleştiren grupların medya kullanımı da insanlığı esasında tehdit ediyor. Bugün yüce dinimiz İslam'ı istismar eden ve Orta Doğu'nun dizayn edilmesine sebep olan DAEŞ'in medyayı kirli amaçları için nasıl kullandığını ve teröristlerin medya kullanımı karşısında neler yapılması gerektiğini konuşacağız. Konuğumuz Marmara Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Yenal Göksun. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam sizin de bildiğiniz gibi DAEŞ herhangi bir fark gözetmeksizin, dil, din, ırk, mezhep farkı gözetmeksizin pek çok katliam gerçekleştirdi. Ve bu katliamları bir şekilde uluslararası arenaya, dünyaya göstermeye çalıştı tırnak içerisinde. Sizce e, bu eylemleri göstermenin, dünyaya mal etmenin temel amacı neydi Herhalde bugüne kadar dünya üzerinde karşılaştığımız terör örgütlerini kıyasladığımızda bu kadar medya ile içli dışlı, bu kadar medya görünürlüğü fazla olan bir terör örgütüne sanırım rastlamamıştık bugüne kadar. Çünkü DH terör örgütü bugüne kadar rastlamadığımız yeni taktikler, yeni medya stratejileri belirleyerek uluslararası kamuoyuna seslenmeye çalıştı ve bunu büyük ölçüde başardı. Bunu gerçekleştirebilmesinin bazı adımları vardı. Bazı taktikleri yaparak bunu sağlayabildi. Öncelikle DAEŞ terör örgütü şunu görüyoruz ki günümüz uluslararası medya yapısını iyi şekilde analiz etmiş yapısını, süreçlerini, üretim mekanizmalarını iyi bilen ve bunlara nasıl müdahil olabileceğini, nasıl etki edebileceğinin farkında olan bir terör örgütü. Dolayısıyla biz karşımızda çok komplike bir yapıyla karşılaşmış bulunmaktaydık o dönemde. Şu anda etkisini yitirmiş durumda ama halen etkinliğine devam ediyor. O dönemde yükselişe geçtiği zamanlarda en çarpıcı olan husus DEAŞ terör örgütünün uluslararası medyada çok kolay yer edinmesi, Yani her akşam biz e, bu terör örgütünün ismini, eylemlerini uluslararası yayın kuruluşlarında görebiliyorduk televizyonlarda. Birinci haber olarak, flash haber olarak, son dakika haberleri olarak. Ve e, biz bugün DEAŞ terör örgütünün terör eylemleri dediğimizde aklımıza hemen bazı imgeler gelir. Vahşet, kan, ateş bu tür dehşet verici imgeler zihnimizin bir köşesine kazınmıştır. Bunlar rastgele olmuş, kendiliğinden gerçekleşmiş etkiler değil. Bunlar tasarlanmış, bilinçli, dizayn edilmiş etkiler, simgeler. Terör örgütlerinin bildiğimiz üzere iki tane temel hedefi var. Bunlardan bir tanesi yaptıkları eylemi uluslararası kamuoyuna duyurabilmek. Dolayısıyla etkisini arttırabilmek. Ne kadar haberleştirebilirseler yaptıkları eylemi o kadar tanınırlığa sahip olacaklar. O kadar toplumda korku yaratma imkanına kavuşmuş olacaklar. Bu birinci hedefleri. İkinci hedefleri de bu bilinirlik sayesinde ulusal ya da uluslararası kamuoyundan destekçi toplamak, savaşçı temin etmek. E bu da ikinci hedefleri. Birinci hedeflerini nasıl gerçekleştirebiliyorlar? İşte tam da bu sansasyonel günümüz medya yapısının aradığı medya içeriğini onlara sağlayarak bu etkiyi yaratabiliyorlar. Biz günümüzdeki medya yapısında ya da popüler kültür yapısında şunu biliyoruz ki sassasyonel olan, şiddet içeren, aykırılık içeren göstergeler izleyiciler tarafından daha fazla dikkat çekiyor. demek ki bir terör örgütü eğlenmeni gerçekleştirirken ne kadar farklı, ne kadar kendine has, yeni, izleyicide şaşkınlık uyandıran, onu sarsan, belki de o güne kadar yaşayamadığı, yaşamadığı bir korkuyu tecrübe etmesine vesile olan simgeler eylemler gerçekleştiriyorlar. çok detayına girmek istemem örneklerden ama mesela bir esiri bir kafesin içerisine koyup ateşe verip aynı anda suyun içine sokup boğduklarını biliyoruz. Yani vahşice bir şey aslında. Vahşice yani. insan aklına gelmez. Yani en vahşi terör örgütünün bugüne kadar aklına gelmemiş bir yöntem ve usul ancak bu kişiyi öldürmek üzerine harcadığı süreç, efor, prodüksiyon, hazırlıklar o bir kişiye harcadığı önem ve dikkatten çok daha fazla. Odak noktasını aslında o hazırlık süreci oluşturuyor. Nedir? Dekor hazırlıyor, ışıkları hazırlıyor, kamera açılarını ve hareketlerini hazırlıyor ve bu hazırlıkların hepsini günümüz popüler kültürünün kodları üzerinden gerçekleştiriyor. Dolayısıyla izleyici böyle bir dehşet sahnesini izlediğinde aslında böyle bir tecrübeye daha önce sahip. Çünkü her gün haber izlerken şiddet haberlerine rastlıyoruz ya da filmler izlerken bu tür sahneleri görebiliyoruz. Dolayısıyla ona benzer bir kodda mesajı alıyor ama onun da ötesinde bunun gerçek olduğunu biliyoruz. Orada gerçek bir insanın canına kıyılıyor ve dehşet verici biçimde. Bu müthiş tasarlanmış korkunç bir strateji. Aslında bunu biz şöyle kıyaslayabiliriz. E Biliyoruz ki mesela Amerika bazı operasyonlarında Yemen'de ya da Pakistan'da insansız hava araçlarıyla düzenlediği operasyonlarda masum sivillerin ölümüne sıkça sebebiyet veriyordu. Özellikle Başkan Obama döneminde. Ancak biz bunları haberlerde izlemiyorduk, görmüyorduk. Haberdar dahi olmuyorduk. Belki 3. sayfa haberinde yanlış saldırı sonucu şu kadar sivil öldü şeklinde görüyorduk. Akıllı bir bombayla öldürülen siviller uluslararası kamuoyunda hiçbir tepkiye, Hiçbir infiale sebebiyet vermiyor. Bu şu anlama geliyor. Yani siz böyle bir PR kampanyası düzenlemek isteseniz, isminizi duyurmak isteseniz milyarlarca dolarlık çalışma yapmanız gerekiyor. Ancak bunu çok daha küçük bir bütçeyle, bu korkunç göstergeleri kullanarak bu etkiyi sağlayabiliyor. Dolayısıyla aynı anda bütün uluslararası haber kanallarında birinci sırada şok, son dakika, canlı haber, kanlı haber... Formatlarıyla yayına girebiliyor ve herkes evet dünyadaki en korkunç terör örgütü DH terör örgütüdür diyor. Ve herkes tarafından tanınıyor. Dolayısıyla bir tanırlık var ortada. Kesinlikle. Kendini tanıtmak evet. amacıyla yapıyor. Belki meşrulaştırmak amacıyla yapıyor böyle şeyleri. Hı hı. ve Hocam iyi hatırlıyoruz işte görsel, işitsel veyahut da yazılı medyada çok fazla etkinliği vardı deaşın e, bu etkinliklerin sonucu ne oldu hocam? Siz bahsettiniz işte canlı yayınlarla haberlerle sürekli gündeme gelmesinden bunun e, birey düzeyine indirgediğimiz zaman ne tür sonuçlar oldu? Uluslararası alanda pek çok işte e, savaş yaşandı, e, Orta Doğu dizayn edildi haritalar yeniden belirlendi. Bunlar gördüğümüz şeyler. Peki bireyleri e, toplumları nasıl etkiledi hocam bu e, etkinlikler? Aslında çok doğru bir konuya girdiniz hocam. Çünkü biz hep bunun medyatik şov tarafını e, kamuoyunda görüyoruz. İşte katliamlar, haberler ve propaganda videoları bunları görüyoruz. Ama aslında bir de yazılı yayın organları, basılı yayın organları var, dergiler var e, ki farklı dillerde Rusçadan tutun e, Uygurcaya, Fransızcaya, e, Almancaya kadar farklı dillerde e, yayın organları sürekli işliyor. E, yeni sayılar çıkıyor dergiler. Haber ajansları var, görüntülü, yazılı, dakika dakika haber yayabilen bir organizasyon. Deaş evet, DEAŞ'ın haber ajansı var. Yani bu haber ajansı Ortadoğu'dan, Orta Asya'dan, Afrika'dan her noktadan haber geçebiliyor. Dolayısıyla müthiş bir medya organizasyonu var aslında ve bu medya organizasyonu uluslararası yayın kuruluşlarının yapısını taklit ederek hareket ediyor. Peki biz birinci adımda dedik ki dehşet verici eylemler yaparak isimlerini duyuruyorlar. Peki bir terör örgütünün ismini duyan kişi hemen ona katılmak ister mi? Tabii ki istemez. Bu terör örgütü nedir? E, neyi hedefliyor? Bir e, insan öldürmüş, bir e, patlama e, eyleminde bulunmuş. Ancak bunun hedefi nedir? E, i̇smi duyulduktan sonra e, toplumda bu tür şiddet eğilimlerine ya da bazı sosyolojik ya da ideolojik sebeplerden dolayı toplumdan dışlanmış olabilir, psikolojik sebepler olabilir, şiddete meyilli olabilir, ideolojik hedefleri olabilir vesaire Çeşitli sıkıntılardan dolayı bu tür örgütlere girme eğiliminde olan insanlar bu örgütün ismini duyduktan sonra bunu araştırmaya başlarlar. Bu örgüt nedir? Hedefi nedir? Organizasyon nedir? Arkasındaki felsefe, ideoloji nedir? Bunun peşine düşerler. İşte o zaman bu yazılı basılı organlar büyük bir işlev görüyor. Çünkü e, bir terör örgütünün ideolojisini felsefesini art, ancak yazarak uzun uzun sayfalarca, kitaplarca anlatabilirsiniz. İşte bunu DH Terör Örgütü bu yazılı yayın organlarıyla yapıyor. Ben e, araştırmam kapsamında onlarca, yüzlerce hatta binlerce sayıya ulaşan e, DH Terör Örgütü'nün yayınlarını inceleme imkanı buldum. Farklı dillerde, farklı formatlarda broşürden tutun kitapçığa kadar e, dergilerden e, bültenlere kadar Hatta kitaplara kadar yani çeşitlendirmişler tamamen Her yayınlarını. formatta kesinlikle Dolayısıyla bir içerik sıkıntısı çekmiyorsunuz aklınızdaki herhangi bir soruya bu yazılı içerik içerisinde cevap bulabiliyorsunuz Tabii bunları gerekçelendirdikleri başka e, çeşitli unsurlar var Bunlar e, başka teknik analizler gerektiriyor Mesela söylemlerinde kurguladıkları en önemli unsurlardan bir tanesi şiddete övgü. E, vurguladıkları şey, e, tırnak içerisinde söylüyorum, İslam dini barış dini değildir, şiddet dinidir diyorlar. Böyle bir operasyon, algı yapmaya çalışıyorlar. Evet, aslında çalışıyorlar. böyle bir ifadeyi, böyle bir söylemi kim benimseyebilir? Yani bir Müslümanın benimseyeceği bir ifade değil bu. Ancak bir e, İslam karşıtı, Müslüman karşıtı bir söylem e, olarak biz bunu kabul edebiliriz. Ama bu terör örgütü bunu benimsemiş ve bunun aslında altyapısını oluşturmaya çalışıyor çeşitli söylemlerle. Sosyolojik gerekçeler buluyor, e, psikolojik gerekçeler buluyor. Mesela diyor ki e, var olduğunuz toplumda kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz, dışlanmış mı hissediyorsunuz? Oradan bazı hikayeler size anlatıyorlar. Ya da sosyolojik ya da politik gerekçeler sunuyorlar. Diyorlar ki Çin'deki Uygur Müslümanları bugüne kadar zulmedildiniz gibi bir hikaye kurguluyor ve en sonunda bu hikayeyi okuyan kişi çünkü çok farklı hikayeler var bu dergilerin içerisinde yazılı basın organlarının içerisinde bu hikayeleri okuyan tüketen kişiler bu hikayelerin bir bölümünde kendilerini buluyorlar zaten bu terör örgütünün hedefindeki kesimde işte bu ee, nasıl diyelim yaralı dışlanmış bir eksikliği olan bireyler hocam toplumlardaki azınlıklara yönelik bir söylemi de var mı acaba deaşın Azınlıktan ziyade yani etnik mezhepsel bir azınlık yerine toplumda dışlanmış grupları hedefliyor DH terör örgütü. E, bu mesela Fransa'dan e, Banyo'larında yaşayan Zenci Müslümanlar olabilir. Ya da Çin'de Sincan bölgesinde yaşayan ve zulme uğrayan Müslümanlar olabilir. E, ya da farklı ülkelerde e, olabilir. E, DH ülke ülke, coğrafya coğrafya, sosyoloji sosyoloji bu meseleleri, sıkıntıları tespit edip bu zulme uğrayan, dışlanan, toplulukları bireyleri nasıl kendine kazandırabilir bunun hesabını yapıyor ve kendi hikayelerini bu argümanlar üzerine bina ediyor. Dolayısıyla Fransa'nın Banliyösünde yaşayan bir kişi o hikaye okuduğunda orada kendini bulabiliyor ve diyor ki evet ben burada yaşadığım müddetçe baskı ve zulüm göreceğim bunu dönüştürmenin tek bir yolu var işte bu terör örgütünün davetine katılmak diyor ve yola çıkıyor. Bu hakikaten aslında terör örgütünün sosyolojisi, siyaseti, toplumları iyi analiz edebildiğinin bir göstergesi. Yani sadece medya boyutu bunun görünen kısmı, ama arkasında büyük bir sosyolojik çalışma var. Peki hocam, İslam karşıtlığına gelmek istiyorum bu noktada. Daş'ın ürettiği bu söylemler, kendilerine eleman devşirme yöntemleri, sosyal medya aktif bir şekilde kullanması işte çeşitli video paylaşım sitelerinde sürekli video yayınlaması vesaire. Bunların İslam karşıtlığına zemin hazırladığı veyahut da İslam karşıtlığını körüklediğini düşünebilir miyiz, söyleyebilir miyiz? Kesinlikle. Çünkü burada biz aslında bir şov görüyoruz. Şiddetin görselleştirilmesi üzerinden kurgulanan bir şov. Ancak bu terör örgütünün bütün bu şiddeti bizim kutsal dinimiz İslam'a e, yüklediğini, onun üzerinden temellendirmeye çalıştığını görüyoruz. Dolayısıyla aslında bütün o kötülükleri e, ve nefreti, korkuyu e, bazı topluluklarda bizim üzerimize yönlendirmek gibi bir hedefi olduğunu görüyoruz. Aslında bunun politik etkilerini de görüyoruz biz. Bu ayrı bir tartışma konusu olabilir gerçi. E, peki DAEŞ neden böyle bir şey yapıyor? Yani hangi argümanlarla bunu gerçekleştirebiliyor? Mesela az önce zikrettiğim sloganları, İslam barış dini değildir, savaş dinidir. Yani bu hiçbir Müslümanın kabul edeceği bir husus değil. Dinin herhangi bir noktasıyla, kaynaklarıyla ilişkilendirebileceğimiz bir argüman da değil. Ya da terörizm, kendini öldürmek, intihar bunlar yine dinimizce hoşgörülmeyen kavramlar. Ancak biz özellikle yayınlarda bu tür kavramlara aşırı biçimde övgü düzüldüğünü görüyoruz. Bunlardan bir tanesi ne? terör. Mesela biz terör örgütü diye adlandırıyoruz, Daesh. Onlar da kendilerine terör diyorlar. Diyorlar ki Fransa'da gerçekleştirdiğimiz terör, işte bu kadar e, masumun ölmesine sebebiyet verdi. Yani aslında tam da Batı medyasının, uluslararası kamuoyunun, uluslararası medyanın kullanmak isteyeceği argümanları hazır bir biçimde sunuyorlar. Yani teröre övgü, şiddete övgü, kana övgü var. E bu tür göstergeler tabi izleyicinin aklında kalan göstergeler olduğu için e, anlamları izleyiciler çok daha kolay kurabiliyorlar. Yani biz artık günümüzde e, öyle bir hale geliyor ki bu anlamlandırma. E, Allahu Ekber kelimesi dendiğinde e, batılı bir izleyici e, diyor ki bir patlama olacak herhalde şu anda diye düşünüyor. Maalesef. Çünkü propaganda videoları hep böyle tasarlanmış e, tekbirden sonra. Demek ki bu kurgu çok ciddi bir kurgu. Yani ister istemez izleyen her kişi bu göstergelerden sonra bir refleks geliştirmek durumunda kalıyor. Bunları biz bu toplumda yaşayan insanlar bu değerleri, dini değerleri benimsemez insanlar olarak tabii ki bunları içselleştirmiyoruz. Ancak bize uzak insanlar, bu kültüre, bu değerleri tanımayan insanlar tabii ki zihinlerinde olumsuz bir imaj çiziyorlar ister istemez. E, bu da tabii ki hem kamuoyunun, uluslararası kamuoyunun İslam'a karşı bir tepki göstermesine sebebiyet veriyor. Ancak bu tepki yani İslamofobi, İslam karşıtlığı, düşmanlığı aynı zamanda o toplumların, hükümetlerinin ve devletlerinin Orta Doğu'da istedikleri politikaları da uygulamaya geçirmelerine imkan tanıyor. Yani artık Amerika, e, başta da bahsettiğim Yemen'de ya da Pakistan'da bir yanlışlıkla sivilleri bombaladığında artık bu tepki gösterilecek bir husus olmuyor. Çünkü Ortadoğu'da gerçekleşmişse, İslam dünyasında gerçekleşmişse bunun onların zihninde olumsuz bir anlamı olmayabilir. Demek ki bu aslında her şeyden öte İslam karşıtlığı yükseliyor vesaire bunun toplumsal tepkileri var. Ancak bu toplumsal tepkilerin o ülkelerdeki hükümetlere ve o hükümetlerin Ortadoğu'daki İslam memleketlerindeki politikalarına yansıması var. Ben onu daha önemli buluyorum. Çünkü Amerika'daki, Fransa'daki ırkçılıkla, ayrımcılıkla, İslam karşıtlığıyla, düşmanlığıyla oradaki bireyler muhatap oluyorlar. Bu çok zor bir süreç hakikaten onlar için de çok zor ve bununla mücadele ediyorlar, yüzleşiyorlar. Ancak bir de işte yüzlerce, binlerce, milyonlarca sivilin katliama uğradığı Orta Doğu coğrafyamız var. Bu daha da büyük bir sorun. Evet hocam, ülkemize yönelik yayınlarına dönecek olursak Daşın, işte Türkiye'ye karşı da, ülkemize karşı da çok olumsuz propagandaları olmuştu. İşte Türkiye bir Müslüman devlet değildir veyahut da Müslümanların yaşadığı bir toprak değildir. Oraya girilmesi gerekir, fethedilmesi gerekir diye yayınları hatırlıyoruz. Türkiye'ye yönelik yayınlarında DAEŞ'in ne gibi unsurlar vardı? Birkaç not verebilir misiniz bu noktada bize? Mesela DAEŞ terör örgütünün kurgaladığı Söylemin en önemli unsurlardan biri kendisi haricindeki bütün dini inanışların, cemaatlerin, mezheplerin tekfir edilmesi, kafir ilan edilmesi. Buna Orta Doğu'da aslında çok etkin aktörler olan Müslüman kardeşleri sayabiliriz. AK Parti hükümeti ve onun temsil ettiği değerler bütününü, politikaları sayabiliriz. Ya da diğer inanışları sayabiliriz. Bunların hepsi DAEŞ'in nezdinde düşman. Ve Türkçe yayınlarının her bir sayısında bunları kapağa taşımıştır. Bir kapağında biz Mursiyi görüyoruz mesela, hedefi oturtmuş. Bir kapağında Cumhurbaşkanımızı görüyoruz, hedefi oturtmuş. Demek ki aslında kendisine ya da Müslüman coğrafyası için faydalı olabilecek burada huzuru, tesis etme kudretine ya da gücüne ya da kabiliyetine sahip her aktörü aslında bu oyundan dışlama görevini de. E, görmüş oluyor bu Türkçe e, yayınlarıyla. Yani herkesi e, diyor ki ya bizdensiniz e, ya da bizim düşmanımızsınız ve yok edilmeye mahkumsunuz. Yani terör eylemlerinin hedefi olacaksınız diyor. Türkçe e, yayınları ve Türkçe mesajları bizim için e, tabii ki daha büyük önem e, arz ediyor. Çünkü Türkiye'den de katılımlar oldu bu terör örgütüne biliyoruz. Hatta bir Türk gazeteci, DAEŞ terör örgütünün elinde esir kalan bir gazeteci yazdığı kitapta da bundan bahsediyor. Orada esir tutuluyor, orada bir Türk geliyor ve onunla ilgileniyor. Türkçe konuşuyor, gayet iyi Türkçesi. Propaganda videolarında görüyoruz, çok iyi bir Türkçe'ye sahip insanlar konuşuyorlar. Dolayısıyla şunu aslında söylemek istiyor DAEŞ terör örgütü. Bazı propaganda videolarında Uygurca konuşanları görüyoruz, Rusça konuşanları görüyoruz. Yani aslında çok iyi İngilizce konuşanlar görüyoruz. İngilizce konuşanlar. Yani aslında onlar için ırk, millet fark etmiyor. E, herkesi kapsayacak, e, herkesin o e, aslında modern zamanlarda kurgulanmış kimlikleri yıkan ve onun üzerine yeni bir kimlik tesis eden. Yani farklı diller konuşabilirsiniz, e, farklı topraklarda olabilirsiniz, farklı adetleriniz vardır. Demek ki her kültüre hitap ediyor yani onu bunu değil tüm dünyadaki herkese bir çağrısı var o yüzden farklı dillerde yayın yapıyor Türkçe'deki yayınları e, biz normal insanlar olarak bu konuda gündelik yaşantımızda bu tür propaganda materyallerine muhatap olmuyoruz karşılaşmıyoruz doğal olarak aslında karşılaşıyoruz ama farkında değiliz e, gündelik yaşamda bunların nerede olduklarını söylemeyeceğim çünkü bu da e, terör örgütünün e, hedeflerine evet. hizmet etmiş olabilir ancak şunu söyleyebilirim, terör örgütleri dijital medyanın yardımıyla anahtar kelimeler üzerinden gidiyor. Mesela dijital medyanın getirdiği en büyük yeniliklerden biri nedir hocam? Hipermetinsellik. Yani artık farklı formatlardaki metinlerin, görsel, işitsel, video, yazılı metinlerin artık birbiriyle doğrudan linklerle bağlanabilmesi ve böyle devasa bir Networkün kurulması. Yani biz aslında bir metin okurken aynı zamanda bir sese, işitsel öğeye, bir görsele, bir videoya aynı anda geçiş yapabiliyoruz. Ve bunlar artık hepsi aynı anda birbirine bağlı. Dolayısıyla sokakta bir duvarda gördüğümüz bir duvar yazısı aslında bir şifre. Bizim açımızdan hiçbir önemi yok çünkü biz onu anlamlandırmıyoruz. Bir kelime. Ancak terör örgütü onu bilinçli olarak oraya yazıyor. Ve siz bunu dijital ortamlarda aramaya giriştiğinizde işte tam bu metinler arasılık bağlantılar yoluyla çok farklı formatlara ulaşabiliyorsunuz. Yani propaganda videosuna ya da bir el kitapçığına, o el kitapçığında Irak'taki DAEŞ bölgelerine nasıl kaçak olarak girebileceğinizi anlatan rehberlere kadar çok farklı içeriklere ulaşabiliyorsunuz. Bu mesela hiç kimsenin aklına gelmeyeceği ve normal gündelik yaşantımıza sorgulayamayacağımız bir unsur, bir taktik ancak bunu çok akıllıca işletiyorlar. E, o anahtar kelimeler üzerinden onu hedefleyen, arayıp bulmak isteyen kişi buluyor. Çünkü artık dijital medya öyle bir network oluşturdu ki buraya girdiğiniz her bilgi, her enformasyon hızlı bir biçimde dolaşma giriyor. Farklı kaynaklarda depolanıyor ve dolayısıyla bu farklı kaynaklarda depolanan enformasyonu imha etmeniz çok zor hale geliyor. Yani bir dijital ayak izi her zaman bulunabiliyor. Onun peşine düştüğünüzde Hocam terör eylemleri dediğimiz zaman genellikle yetişkinlere yönelik stratejiler akla geliyor. Yani terör örgütleri, işte yetişkinleri e, kendi bünyemize katalım diye propaganda yapıyor diye düşünüyoruz. Ancak sizin hazırladığınız raporda da buna ilişkin detaylar vardı. E, DAEŞ'in çocuklara yönelik oyunlarda, dijital oyunlarda kendi propagandasını yaptığını şeklinde bir tespitiniz bulunuyordu. Evet. Neden çocuklar hocam? Şimdi bu terör örgütü daha önce karşılaştığımız terör örgütlerinden çok farklı demiştik. Dolayısıyla sadece yetişkinlileri değil toplumun her kesimindeki her üyesini hedefliyor. Yani tüm dünyaya gelin bu terör örgütüne katılın diye çağrıda bulunduklarında tek başınıza değil eşinizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu alıp yola koyulun çağrısında bulunuyor. Dolayısıyla o çocukların küçüklükten itibaren terör örgütünün ideolojisine yönelik yetiştirilmesi büyük önem taşıyor. Çünkü aslında tüm dünyaya ya da İslam topluluklarına bırakabilecekleri en büyük zararlardan bir tanesi de bu. Çünkü biz aslında toplumsal değerlerimizi, ahlakı, dini olguları, dini gerçekleri biz küçük yaşımızdan itibaren öğreniyoruz. Değil mi? Hepimiz bir yazın ilkokulda Kur'an kursuna gitmişizdir. Orada dini öğrenmişizdir hocalardan ama aynı zamanda oradaki arkadaşlarımızdan ortamdan camiye girişimizden de birçok şey öğrenmişizdir. O ritüelleri, simgeleri, göstergeler içselleştirmişizdir ve bizim için bir doğal olgu haline gelmiştir. İşte tam bu inşa sürecini yani gerçekliğin inşası sürecini yapmaya çalışıyor bu terör örgütü çocukları hedefleyerek. mesela ele aldığım çocuk içeriklerinden bir tanesi oyunlar. Herkesin günümüzde telefonlarını yüklediği oyunlar. Bu tür oyunlar hazırlamışlar ve işte düşmanlar var bu oyunun içerisinde. Aslında bir dua oyunu, dua öğretme iddiasında. Dua öğretme. Evet iddiasında. evet. Yani bir füze fırlattığınızda bir dua okuyor. Başka bir şey silah sıktığınızda başka bir dua okuyor. Aslında çocuğun bilinçaltında şiddet ile din arasında bir ilişki kuruyor. Hocam çok ilginç bir tespit bu gerçekten. Evet yani diyor ki sen gerçek bir Müslüman olmak zorundaysan top kullanman lazım, tüfek kullanman lazım, şiddeti içselleştirmen lazım diyor. Bu çok korkunç. Yani küçük yaştan itibaren bu bu tür bir eğitimi alan çocukların e, herhalde çok erken yaşlarda bir e, ölüm makinasına dönüşeceğini tahmin edebiliriz. Yani gözünü kırpmadan masum insanları öldürebileceğini e, hayal edebiliriz. O yüzden çocuklar hedefinde ve onları özgü de içerik tasarlamayı başarmışlar, düşünmüşler ve bunu uygulamışlar. Propaganda filmlerinde de biz çocukları çok fazla görürüz. Yaşın çocuklara katliam yaptırıyorlar. Çok korkunç görüntüler hakikaten. Evet. Burada da aslında işte bu terör eylemi, eylemlerine katılmak için bunun bir yaşı sınırı olmadığı, çocuk da olsa bunun küçük yaşta öğretilmesi gerektiğini hedefleyen bir anlayış. Dolayısıyla. Aslında zalimliğin, korkunçluğun, insan dışılığının hiçbir sınırı yok bu terör örgütünde. Yani hakikaten bugüne kadar gördüğümüz yer yani çok enderdir bu kadar dehşet verici yöntemler kullanan bir terör örgütü. E aslında insanlığın sahip olduğu bütün masumiyeti, iyiliği yok eden bir yapıya sahip maalesef. Peki hocam son olarak soracak olursak bu yani Devasa bir organizasyon. Tablosu çizdiniz bizim için İşte dijital oyunlarından sosyal medyasına farklı dillerden basılı yayınlara kadar pek çok içeriğinden bahsettiniz. Ve özellikle dijital mecralarda e, varlığını hala sürdürebilir bu tür paylaşımlar. E söz gelin bir e, kullanıcı internet kullanıcısının bu videoyu indirim, indirmiş olabilir ve e, tekrar servis ederek yayılmasına sebep olabilir. Böyle bir durumda e, karşı stratejiler üretmek için ve hatta vatandaşın insanların bilinçlenmesi için Neler yapılmalı hocam? Bilinçlenmek çok kilit bir kelime aslında. Bu bir terör örgütü ve devletimiz bunu önlemek için, yok etmek için elinden geleni yapıyor. Bu devletimizin yapacağı bir süreç. Operasyonlar, tutuklamalar, gözaltılar, sınır dışı ötesi operasyonlar hepsi çok başarılı gerçekleşiyor. Ancak diğer önemli husus bizim bilinçlenmemiz. Bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? Mesela dediniz ya dijital ortamda bu içeriklere halen ulaşılabiliyor. Çok enteresan. Şimdi biz ebeveynler olarak çocuklarımızı dijital medyanın yaygın olduğu bir ortamda ne yapıyoruz? Çizgi film izlettiriyoruz ya da animasyonlar YouTube üzerinden izlemesine izin veriyoruz. Çünkü günümüzün gerçeği bu. Artık televizyon izlemiyorlar. Aslında ebeveynler çocuklarını bu tür ekran başında yalnız bıraktıklarında. E, bu tür sosyal medya mecralarının algoritmalarının bu çocukları ne yöne sevk edeceğini bilemedikleri için bu çocuklar en sonunda bu tür terör örgütlerinin tasarladığı içeriklere ulaşma imkanlarına sahipler. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. E, geçen hafta yeniden kontrol ettim e, terör örgütünün marşına ve müziklerine ulaşılabiliyor mu diye. Yüklemişler ancak bir propaganda videosu olarak değil bir oyun videosu olarak yüklemişler. Ve oyun videosu izlerken arkasında Terör örgütü marş marşı çalıyor. Dolayısıyla marşı bilmiyorsanız bunun bir terör örgütü olduğunu bilmezsiniz. Ya da çok ilgili bir ebeveyn değilseniz çocuğunuza bakarsınız. Aa evet oyun izliyormuş tamam izlemeye devam etsin. Aslında o dinlediği şarkıdaki sözler ya da onun altında bulunan yorumlar çocuğu çok farklı yerlere sevk edebilir. Bence burada kilit husus. Bizim bu dijital medya çağında ki bu dijital medya çağının topluma, politikaya, kültüre çok büyük etkileri var. Mesela ne dedik? Sansasyon artık daha cezbedici, daha fazla hareket görmek istiyor izleyici. Bunlar dikkatini çekiyor ve o yöne evriliyor. Aslında burada bizim dikkat etmemiz gereken şey bizim bu tür yüzeysel simgeler yani içi boş göstergeler diyebiliriz biz bunlara. Çünkü bunlar cezbedicidir, anlamsızdır, dikkatinizi çeker. Dikkatinizi o yöne çevirir ama içi boştur ve oradan sizi başka bir göstergeye sevk eder ve sizi hapsetmiş olur. Bunlar yerine biz toplum olarak içi dolu göstergeler, yani buradan şunu kastediyorum, bir görünüşe, bir temsile değil, onun altında yatan anlama, maneviyata ya da hakikate ulaşmanın gerçek yaşam amacımız olduğunu biz çocuklara gösteriyoruz genç yaştan itibaren öğreti bilmemiz, içselleştirmelerini sağlayabilmemiz gerekiyor. Aslında bu bir kültür meselesi en başta. Yani gençler bir kimlik arayışındalar. Bu her zaman bir süreç olmuştur. Kendi kimliklerini çocukluktan itibaren inşa etmeye başlarlar. Nasıl inşa ederler? Ya dindar olurlar, sağcı olurlar, solcu olurlar, ideolojik kimlik olur, milli kimlikler olur, mezhepsel kimlikler olur ya da popüler olurlar. basketbolcu olurlar, ünlü olurlar. Günümüzde bunlar değişti. Artık cezbedi şeyler ne fenomen olmak mesela, bir ünlü olmak, enteresan şeyler yapmak ama anlamsız yine. Yani bir şey yapıyorsunuz. O şeyi yapmanızın tek amacı izlenmek. Ama bir amacın bir anlamının olması da gerekmiyor. Dolayısıyla dijital çağ böyle bir kültürel evrim getirdi. Biz aslında gençlerimize, çocuklarımıza, yeni nesillere bu görünenin ötesinde gerçek anlamların peşine düşmeleri gerektiğini öğütlersek yani aslında onları bir misyon, bir dava ya da hakikatin peşinden koşma hevesi aşılayabilirsek aslında biz geleceğimizi garanti altına almış oluruz. Ondan sonra gençlere güvenebiliriz. İstedikleri içeriği izlesinler, istedikleri propaganda ma malzemesine maruz kalsınlar. Buna inanmayacaklardır. Bunu analiz edebileceklerdir, eleştirebileceklerdir ve karşı koyabileceklerdir. Hocam özü sağlam tutmamız gerektiğini söylüyorsunuz. Kesinlikle öyle. Her sayacağım. şey orada bitiyor hocam. Hocam katıldığınız için ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sohbet oldu bizim için. Yani DEAŞ'ın ve bundan sonra çıkacak ortaya çıkacak e, kimi terör örgütlerinin e, medya yapılanması ile ilgili güzel bir sohbetimiz oldu. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Ben teşekkür ediyorum böyle bir fırsatı tanıdığınız için. Aynı zamanda e, terör örgütleri propagandalarında görünmezlerdir. Bu görünmezlikleri ortadan kaldırmak için bilinçlenmek gerekiyor. E, umarım bu programda medya vasıtasıyla yine bu bilinçlenmenin bir vesilesi olur. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, bu haftaki bölümümüzün de sonuna geldik. Önümüzdeki hafta medya ve din ilişkisini farklı bir boyutuyla tekrar konuşmak üzere. Allah'a emanet olun.